Diğer belediye meclisi ve belediye başkanlığında herhangi bir itiraz yok. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine sizin dinlemenize sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İnşallah Allah utandırmasın. Amin. Tabii ki demokrasinin gereği bu seçimleri yapıyor. Yarışa herkes girmeye hak ediyor. Ama tabii ki bir aday ön plana çıkıyor. Ondan dolayı bunu siz oldunuz burada. İnşallah Allah utandırmasın. Amin. Amin. Zaten aynı. İnşallah. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Üçüncü kez Burdur halkı tarafından taltif edilerek Burdur kentini yönetme hakkının bize tekrar verilmiş olmasından dolayı çok mutluyum, gururluyum. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğun içerisinde olduğumu farkındayım. Dolayısıyla bizler geride kalan 10 yıl içerisinde yaptıklarımızla Burdur halkının bizlere 5 yıl daha görev ve yetki vermesinin sorumluluğuyla bir 5 yıl daha en iyi şekilde Burdur'umuz için çalışacağız. Biraz önce yukarıda Hakim Bey mazbatamızı bize teslim ederken ustalık dönemi olarak adlandırdı. Biz 10 yıllık çalışmalarımızla da aslında elimizden geldiğince en usta şekilde çalışmaya çalıştık. Gayretimiz bu yöndeydi. Her bir kuruşu, her bir anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Açıkçası bir seçim kazanmadık. Bir zafer yaşamıyoruz. Çünkü biz zaten belediye başkanıydık. Kaybetmedik, yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda kaybedeninin olmadığı bir seçim yaşadık. Burdur'da sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, diğer siyasi partilere de gönül vermiş birçok hemşerimizin desteği ve oyuyla biz bugün Burdur Belediye Başkanı olarak mazbatamızı teslim alıyoruz. Dolayısıyla bundan önce kimseyi ötekileştirmediğimiz gibi bundan sonra da yine herkesin belediye başkanı olarak görevimize devam edeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ötürü. Tabii her bir dönemin kendine has ayrı bir heyecanı var. Ben sanki heyecanlanmazmışım gibi gelmişti ama ne zamanki gittik mazbatayı almak üzere adliyeye vardık. Coşkuyu, heyecanı yüreğinde Burdur halkının beklentisini yükseltmiş kalabalık bir dost kitlemiz vardı. Bu beni çok heyecanlandırdı. Yeniden en baştaki güne, 2014'teki 2 Nisan sabahı mazbatayı aldığımız güne götürdü. Şükürler olsun, Allah bizi utandırmadı. Yaptığımız güzel işler ve Burdur'umuza ettiğimiz hizmetler karşılıksız kalmadı. Burdur halkının sağduyusu yine galip geldi. Her şeye rağmen ve bizim için söylenen onca olumsuz cümlelere, kurulan cümlelere rağmen biz halkın gözünde bitmemişiz. Bu bunun kanıtı oldu. Ve bizim için yürütülen her türlü çirkin kampanyaya da halk gereken yanıtı verdi. Ben Burdur halkına yürekten teşekkür ediyorum. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimin, örgütümün, baba ocağının çok değerli üyeleri her daim yanımızdaydı. Varlığını bize hissettirdi. Ama Burdur'un belediye başkanı olduğumuzu da, Burdur'un başkanı olduğumuzu da tüm siyasi partilere gönül vermiş Burdur halkı seçmen pusulasındaki yerimizi ölçtü, biçti, hesap etti, mührünü bastı. Ve sandıktan çıkan sonuca da bunu yansıttı. Yani biz siyasi partilerin her türlüsüne gönül vermiş Burdur halkına, Burdur ittifakında, Gönüller ittifakında buluşalım demiştik. Biz buluştuk. Biz sorumluluğumuzun farkındayız.
Üzerimize bir kat daha sorumluluk bindi. Bunun da farkındayız. İnşallah bir 5 yıl daha Burdur'a aynı azimle, aynı güçle ve daha fazlasıyla hizmet edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu mübarek gün ne oldunuz? Elbette bir bayram kutlaması yapacağız ama görüşemeyeceğimiz arkadaşlarımız olabilir. Buradan da basın aracılığıyla tüm Burdur halkına, bizi buradan izleyen, bize buradan ulaşan tüm sevdiklerimize, tüm dostlarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir bayram oldu bizim için. Çifte bayram oldu. Abim oradan altın kemer dedi. Evet, Burdur'un ilk altın kemerli belediye başkanı olmuşum. Öyle söylediler. Sağ olsunlar. Cumhuriyet tarihinde böyle bir sorumluluğu ilk kez bir belediye başkanına Burdur halkı verdi. Gerçekten ağır bir sorumluluk, yük. Buna layık olmak için meclis üyesi arkadaşlarımızla, 872 belediye personeli arkadaşımızla gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Hadi şimdi çalışma vakti. Hep beraber sahaya dönelim, çalışmaya devam edelim. Teşekkür ederim.